akşamlar. Bugün 18 Aralık 2023 kentimizde yaşanan gelişmeleri aktarmak üzere ana haber bültenimize başlıyoruz. Seçimler öncesi belediye meclis üyeliğinden istifa eden avukat Filiz Gencan Akın'ın ismi Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Belediye Başkan adaylığı için ön plana çıkan adaylar arasında yer alıyor. Mart ayında yapılacak olan mahalli idareler seçimi öncesi siyasi partilerde aday belirsizliği devam ediyor. Bu kapsamda Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Belediye Başkan aday adaylığı için 8 ismin başvurusu kabul edildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek kadın aday adayı Filiz Gencan Akın, Edirne halkı tarafından ismi ön plana çıkan adaylar arasında yer alıyor. Edirne Belediye Meclis Üyeliği, Edirne Belediyesi Meclis Başkan Vekilliği ve Ulaşım Komisyon Başkanlığı görevlerinde bulunan seçimler öncesi aday adaylığı için istifa eden Akın, Edirne'li adaylık sürecindeki yoğun desteğinden dolayı memnuniyetini dile getirerek değişim için yeni bir vizyon, kentimizde sürdürülebilir dönüşüm, adil hizmet ve toplumsal katılım hedefiyle yola çıktığını ifade ediyor. Adaylık açıklamasının ardından çalışmalarını yoğunlaştıran avukat Filiz Gencan Akın, demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne inanan bizler değişimin yerelden başlayacağına inanıyoruz. Yerel seçimler değişim umutlarımızı yeniden yeşertecek ve değişim için hayallerimizin kaldığı yerden daha güçlü bir şekilde devam edecek. Bu değişimin bir parçası olmak için yola çıkıyorum. Bu yolda gençlerin, kadınların sesi olacağım ifadelerini kullandı. Adaylık sürecini de değerlendiren Akın, hesap veren, şeffaf, adil, tutarlı ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla şehrimizi yönetmek en büyük amacım. Belediye meclisi, ihtisas komisyonları, kent konseyi, gönüllülük, sivil toplum örgütlerinin şehirle ilgili karar verme süreçlerinde eşgüdümlü çalıştığı bir yönetim anlayışını benimsiyorum. Yerelde yaratacağımız demokratik, adil yönetim anlayışı sayesinde iktidar olacağımızı biliyorum. Şehrimizin ihtiyaçlarına etkili bir şekilde cevap verebilmek için çeşitliliği kucaklayan, çevreye saygılı, hizmet üretirken inovasyon ve teknolojiyi kullanan bir yönetim anlayışıyla yola çıktık. Yeniliğe ve öğrenmeye her zaman açık genç arkadaşlarımla birlikte yürüyoruz. Yürümeye de devam edeceğiz dedi. Beni destekleyen tüm yol arkadaşlarımla birlikte yaşamakta olduğumuz şehrimizi daha güzel yarınlara taşımak için belediye başkanlığı aday adaylığımı açıklıyorum. Resmi gazetede yayınlanan ilaç fiyat kararnamesi ile birlikte ilaçtaki euro kuru 17 lira 55 kuruşa yükseltildi. Edirne Eczacılar Odası Başkanı Eczacı Gürkan Kılıççıgil, ilaçtaki temel konumuz hem ilacın bulunabilirliği hem de vatandaşın ekonomik olarak bu ilaçlara ulaşmasıdır diye konuştu. Resmi gazetede yayınlanan karara göre ilaç fiyatlandırmasındaki euro kuru güncellendi. Daha önce 14 lira olarak uygulanan güncel euro değerine 25 Aralık'tan itibaren geçerli olmak üzere yaklaşık %25 zam geldi. Vallahi bulalım yeter güzel kardeşim. Bulamazsak o daha büyük sıkıntı. Samimi söylüyorum daha büyük sıkıntı. Bulalım yeter ki artık vereceğiz parayı. Yaşamak için kilometre başka tur uzatamayız ki. Konuyu değerlendiren Edirne Eczacılar Odası Başkanı Gürkan Kılıççıgil, özellikle bu son artışlardan sonra vatandaşlarımızın bütçelerinde ilaca ayrılan kalemde ciddi bir artış yaşanacak ifadelerini kullandı. Bilindiği üzere cumartesi günü resmi gazetede yayınlanan ilaç fiyat kararnamesiyle birlikte ilaçtaki euro kurumuz 17 lira 55 kuruşa yükseltildi. Bu artış yaklaşık %25'lik bir artış ve yıl içindeki ikinci artışımız. Bilindiği üzere Temmuz ayında da ilaçlara %30.5 oranında bir zam gelmişti. Bu da ekstradan bir %25 bir zam gerçekleşti. Şimdi ilaçtaki temel konumuz tabii ki hem ilacın bulunabilirliği, bu ilaç euro kuru güncellemeyle sağlanıyor. Ama tabii ki bir de vatandaşın ekonomik olarak bu ilaçlara ulaşmasıyla da gerçekleşiyor. Özellikle bu son artışlardan sonra vatandaşlarımızın bütçelerinde ilaca ayrılan kalemde ciddi bir artış yaşanacağı hepimizin malumu. Biz bu sebeple Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan özellikle eşdeğer bandı %5 bugün, onun ciddi bir şekilde arttırılarak vatandaşlarımıza daha az fiyat farkı çıkmasını en azından talep ediyoruz. Bunun yetkililer tarafından değerlendirilmesini istiyoruz. Bunun öbür tarafına da ilacın bulunabilirliği var tabii ki. O da bizim için son derece kıymetli. Biliyorsunuz önceki dönemlerde özellikle ilacın fiyatının euro kurunun yılda bir kere değerlendirildiği dönemlerde ciddi Kasım ayında ve Aralık ayında yoklarla boğuşuyorduk. Bu dönem bu görece daha az, ancak ilaç firmaları ve bazı eczacı depolarının bu ilaç zammını önceden öğrenmesi sebebiyle ilaçta bu son bir hafta 10 gündür ilaca ulaşımda eczanelerimiz ciddi sıkıntılar yaşıyor. Diğer yandan ilaç fiyat kararnamesindeki bu %25'lik geçişin
25 Aralık tarihinde olacağından dolayı da önümüzde bir haftalık sürecimiz var. Bu arada da ilaç firmaları maalesef depolarımıza gerekli ilaçları yollamıyorlar. Bunları biz tedarik etmekte ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Özellikle kronik hastalıklar, ithal ilaç gruplarında ciddi bir sıkıntı içindeyiz bu bir haftalık süreçte. Yetkililerden de bu konuyla ilgili olarak gerekli adımları atmasını talep ediyoruz. Edirne'de geçmişte taşkınlarla gündeme gelen mahalle için kolları sıvazlayan Edirne Valiliği, her yağmurda evlerinin çatısı akan ve zor durumda olan aileleri konteynerlara yerleştirdi. Edirne'nin Yunanistan sınırındaki mahallesi Karaağaç, geçmiş yıllarda Meriç Nehri taşkınlarında sürekli olarak sular altında kalıyordu. Mahalle sakinleri, Edirne kent merkeziyle bağlantılarının sağlandığı Meriç ve Tunca köprüleri, taşkın nedeniyle trafiğe kapatıldığında acil durumlarda kepçelerle ya da askeri zırhlı araçlarla taşınıyordu. Özellikle halk arasında Göl Mahalle olarak anılan alandaki 21 gecekondu, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yıkıldı. Edirne Valiliğinin kentsel dönüşüm yapacağı bölgedeki evlerde kalan ailelerse, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından altyapısı tamamlanmasının ardından kurulan konteynerlara yerleştirildi. Süreç içinde bölgenin zeminini yükseltilerek eksik olan altyapı çalışmaları tamamlanacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından da hak sahiplerine kalıcı konutlar inşa edilecek. Vatandaşlar Edirne Valiliği başta olmak üzere emeği geçen herkese soğuk kış gününde kendilerini dışarıda bırakmayan yetkililere teşekkür etti. Burası da sıcak. Allah razı olsun valimizden. Bizi dışarıda bırakmadı. Sokakta bırakmadı bizi. Vali beyimiz geldi sağ olsun. Gezdi dolaştı. Sorunlarımızı dinledi. Sorunlarımıza çözüm buldu. Çözüm de konteyner. Evlerimiz yıkıldı. Evlerimizin yerine konteyner getirdiler. Bize vaat ettiler. Bu vaatler 2 sene içinde yerine gelecek diyorlar. Allah razı olsun valimiz bizi gene düşündü. Bütün dertlerimizi dinledi. Bütün dertlerimize de çare buldu. Vatandaşlarımızın şikayetlerini dinledi. Şikayetleri dinleyince evlerimize çözüm buldu. Yıktı evlerimizi. Yerlerine konteyner koydu. Allah razı olsun. Açıkta bırakmadı. Açıkta da bırakmadı. Evimizin yıkılmasının sebepleri Allah razı olsun. Valimiz geldi, dolaştı. Şikayetlerimizi anlattık, dile getirdik. Sizden evlerini yıkalım. Size daha iyi, daha düzenli bir konteyner evleri verelim. Sığdıralım dediler. Biz onay verdik. Allah razı olsun, dışarı çıkarmadılar. Gene bir konteynere sığırdılar. Bir su baskını yaşadık. Büyük bir afet, su geldi. Allah razı olsun, bizi bırakmadılar. Bize çok yardımcı oldular. Bize yemeğimizi, ekmeğimizi getiren kişiler Allah razı olsun. Ama işte dediğim gibi gene bir tane daha konteyner getirirse Allah razı olsun. Her yağmur yağdığında evimiz akıyordu. Allah razı olsun, getirdiler konteyneri, sığdırmaya çalıştılar. Bize zaten geçici olarak bu konteynerları koydular. Evin yapılacağını söylediler. Ev yapacaklarmış. Allah razı olsun, bizi dışarıda bırakmıyorlar. Allah'ımıza şükürler olsun. Vali bizi hani bulundu bize. Allah Cenab-ı Allah uzun ömür versin saçım kadara. Vali Bey olmasaydı biz sokaklardaydık. Şimdi de zirkek fazla olacaktık. Anladın mı yavrum? O bizi kanatının altına aldı. Edirne'de etkili olan soğuk hava sebebiyle sabaha karşı yollarda meydana gelen buzlanmadan dolayı kazalar peş peşe geldi. Edirne şehir merkezi Barutluk Mahallesi Akmercan Anadolu Lisesi önünde meydana gelen su kaçağının yolda oluşturduğu buzlanma sonrası araç kazası meydana geldi. Sabah saatlerinde işe gitmek isteyen sürücüler buzlanmayı fark etmeyerek kazaya sebebiyet verdi. Sabah saatlerinde şehir genelinde gerçekleşen 3 trafik kazası sonrası Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri sürücüleri uyarırken belediye ekiplerine de gerekli yerlere tuz ve solüsyon atılması yönünde bilgi verdi. Çok şaşırdım zaten, oğlum da arabanın içindeydi. Hiçbir de tahmin etmedim yani burada. Daha o kısma girdiğimde beyefendiyle aramız vardı ama ne kadar hamle yapsam da araç duruyordu, çarpmak zorunda kaldı. Edirne'de yaşayan 31 yaşındaki ev hanımı Pınar Bayba, 2019 yılında kendi çocuklarını örerek başladığı oyuncak işini arkadaşlarının teklifi ve ailesinin desteği sonrası kazanca dönüştürerek gelir elde etmeye başladı. Japonya'da Amigurumi adı verilen tığla sık iğne şeklinde içi doldurulmuş organik oyuncaklar örerek sosyal medya hesabı üzerinden satışa sunan 4 çocuk annesi ve ev hanımı 31 yaşındaki Pınar Bayba rengarenk hazırladığı oyuncaklarla çocukların yüzünü güldürüyor.
Stres atmak için ilk olarak kendi çocuklarına amigurumi bebek ören Bayba, kısa sürede kendisini geliştirerek bu işi kazanca dönüştürmeye başladı. Bayba birbirinden farklı renklerle çeşitli bebekler örerek hem stres atıyor hem de ev ekonomisine katkı sağlıyor. Ev işlerini bitirdikten sonra örgünün başına oturan Bayba, surat şekillendirmesi yaparken sanki çocuklarıymış gibi onlarla konuşuyor ve özenle siparişi hazır hale getiriyor. İstanbul'a. Tamam. Kendine iyi bak oralarda. 2019 senesinde öyle otururken hani başladım kendi kendimi örmeye. Ondan sonra arkadaşlarım gördü. Hani çok güzel de örüyorsun dedi. Ondan sonra hani istersen bunu da bir sektöre dönüştürebilirsin dedi. Satış yapabilirsin dedi. O şekilde hani teşvik edildim. İlk önce kendi çocuklarıma başladım tabii. Onlar da dedi anne çok güzel örüyorsun dedi. Herkes dedi oynayabilir dedi. Yapabilirsin sen bu işi dediler. Aslında çocuklarım destek oldu. Ailem arkamda durdu. Bu şekilde kendimi geliştire bir sene boyunca kendimi geliştirdim. Kurs almadım. Hep kendi kendime yaptım her şeyi. Ondan sonra büyüttüm. İşimi büyüttüm, sektörümü büyüttüm. Çok güzel kazançlar elde ettik. Takipçilerim sayesinde siparişlerim çoğalmaya başladı. Adımı duyurdum. Kazanç elde etmeye başladım. Tek başıma yapıyorum. Evimde yapıyorum. Siparişler herkes kendi istediği gibi oluşturuyor. Rengini, saçını, gözünün rengini, burnunun rengini hepsi herkes istediği gibi istiyor. Bunlar toplu siparişlerim. Bunların hepsi satılmıştır. Böyle stresli bir anınızla başladığınız zaman onu hemen unutabiliyorsunuz. Şehir dışında Bursa, İstanbul, Ankara, İzmir, en son giden yer Van. Van'a gidildi. Depremzedelere yollandı. Her çocuğun örme oyuncağı olsun istedik. Kampanya başlattık. Kampanyada bize herkes destek oldu. Enkaz altından bir kız çocuğu çıkmıştı. Sağlık ekipleri ona sordu hani ne istiyorsun dediler. İlk önce anne ve babamı istiyorum dediler. Onu sana getireceğiz. Başka bizden bir şey daha iste dediler. Örme bebek istiyorum dedi. Öyle söyleyince benim gözlerim doldu. Bir siparişim vardı, toplu sipariş. İletişime geçtim bayanla. Söyledim dedim hani bir ay erteleyebilir miyiz sizi? Tabii ki de dedi. Dedim böyle. Çok sevinirim dedi. Ertesi gün bebeği yolladık. Ondan sonra televizyonda da gördüm. Hani bu benim için çok gurur duyucu bir şey. Hani yaptığım iş çok önemli bir iş. Özellikle çocuklar için çok önemli bir iş. Bir çocuğun mutlu olması bile herkesi mutlu edebiliyor. Özellikle ben o gün çok mutlu oldum. Hani onunla beraber ben de ağladım. Sonra kendi kendime, kendi sayfamda bir proje oluşturdum. Atkı, bere, eldiven tarzı hani oradaki depremzedelere yollansın diye. Pek umutlu değildim. Hani kimse dedim yapmayabilir, düşmeyebilir peşine. İnanılmaz derecede koli geldi. Onların hepsini buradan tek tek kendimiz yolladık, paketledik. Onları da gördük, kullanıldığını da gördük. Bu bizim için çok gurur verici bir şeydi. Örmediğim zaman böyle uçurumdan düşüyorum sanki. Hani bir an önce ben onun başına oturmalıyım. Sabah 7'de kalkıp mesela başına oturabiliyorsun. Akşam 3'te 4'te yatıyorsun. Hani bir tane daha öreyim, bir tane daha öreyim diyorsun. Ya örmek çok güzel bir şey. Stres atıyorsun, çocukları mutlu edeceğini düşünüyorsun. Onlar benim şu an arkadaşım, kendi evlatlarım gibi. Konuşuyoruz, sabah günaydınlaşıyoruz. Surat şekillendirmesi yaparken onlara azıcık gülümseyelim diyoruz. Günaydın. Uzunköprü'de bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürülürken dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Uzunköprü ilçesi Büyükşehir Suvar Bey Mahallesi Helvacı Dere Sokak'ta 2 katlı binanın 1. katında yangın çıktı. Yangını fark eden hane sakinleri 112'yi arayarak yardım istedi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Elektrik tesisatından çıktığı değerlendirilen yangında evde 3 kişinin olduğu ve 2 kişinin yangını söndürmek isterken dumandan etkilendiği öğrenildi. Dumandan etkilenen UŞ ve MŞ sağlık ekiplerince Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken yangında evdeki bazı eşyaların kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Şanslı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı. Alınan bilgiye göre geçtiğimiz cumartesi günü ŞB ve UK'nin ikamet ettiği Keşan'daki iki katlı eve giden YA ve UA, bahçede bulunan cins köpeğin kendilerini havlaması sonucu taş atarak köpeği uzaklaştırmak istemiş. Köpeğe taş atılmasına kızan ŞB ve UK, evde bulunan tabanca ve av tüfeğiyle YU ve UA'ya ateş açmıştı. Açılan ateş sonucu yaralanan YU ve UA, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, ağır yaralanan YU, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Ne oldu bu? Meydana gelen olayla ilgili olarak gözaltına alınan UK ve ŞB, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. UK çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken, ŞB adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hayatını kaybeden YU'nun cenazesi, İki Minareli Çarşı Camii'nde kılınan öğle namazına mütakiben asri mezarlıkta toprağa verildi. Edirne'de yeni yılı özellikle evlerinde yakınlarıyla kutlayacak olanlar şimdiden yaş pasta siparişlerini vermeye başladı. Kentteki bir pastanede sipariş sorumlusu olan Yasemin Serbest, yeni yıl için yaklaşık olarak 2000 ile 3000 arasında sipariş beklediklerini kaydetti. Fiyatlarımızı sabit tuttuk yılbaşı için de. Mümkün mertebe direnmeye çalışıyoruz, öyle diyelim. Edirne'de bazı pastaneler yeni yıl öncesi girdi maliyetlerinin artmasından dolayı yaş pasta fiyatlarına zam uygularken bazıları da zamı yeni yıl sonrasına erteledi. Kentteki bir pastanede hem muhasebe görevlisi hem de sipariş sorumlusu olan Yasemin Serbest, yeni yıl özelinde bir zam yapmayacaklarını ve şimdiden yılbaşı için pasta siparişi almaya başladıklarını açıkladı. Yılbaşı için hazırlıklarına başladı. Erken de olsa. Bunun yanında fiyatlarla ilgili herhangi bir şeyimiz yok. Güncellemesi yapmadık. Tabii ki artan maliyetlerden sonra yılbaşı için herhangi bir çalışma yapılır diye düşünüyoruz. Çünkü son zamanlarda bu meyvelerimizin olmuş olmasındaki zamlar, şeyler bizleri çok etkiledi. Ama fiyatlarımızı sabit tuttuk yılbaşı için de. Mümkün mertebe direnmeye çalışıyoruz, öyle diyelim. Şimdi 4-6 kişilik, 8-10 kişilik ve 12-15 kişilik bir 3 grup pastamız var. 300 liradan başlıyor, 350 ve 400 diye devam ediyor. Bunun üstü de var tabii ki. Ona göre fiyatlandırmamızı yapıyoruz. Bir de 3 numaralı pastamız var, o da 15 ve 18 kişilik. O da 450 lira. Yani her pasta şeyinde 50'şer lira bir fiyat artırımı yapmış oluyoruz. Genellikle talep gören pastalarımız da bu şekilde oluyor. Güncel'deki görsel pastalar olsun, bunlara da yöneliyoruz tabii ki. Tasarım pastalar, retro pastalar, konuşan pasta diye geçiyor. Bunları da yapıyoruz. Onların da tabii ki fiyatlandırılması farklı farklı oluyor. Yılbaşında tabii ki normal kar taneli, kardan adamlı. Bunlar için de özel tabii ki çalışmalarımız var. Daha farklı figürler, işte kardan adamın daha renklisi, işte penguenin renklileri gibi. Hani daha böyle hem görsel olsun hem lezzeti olması açısından. Bununla ilgili de çalışmalarımız başladı bile. Ancak çünkü yetişeceğiz. Zaten beklenen talepte 2000-3000 civarı bir talep olmasını bekliyoruz. Ve bunu karşılamayı diliyoruz. Edirne'de jandarma ekipleri son bir ay içerisinde yaptıkları çalışmalarda 1209 kaçak göçmen ve 35 şüpheli organizatör yakaladı. Edirne İl Jandarma Komutanlığı'nca sorumluluk bölgesinde göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik çalışmalar sürüyor. Edirne İl Jandarma Komutanlığı tarafından son bir ay içerisinde hava destekli devam eden faaliyetler neticesinde 1209 kaçak göçmen, 35 şüpheli organizatör ve göçmen kaçakçılığında kullandıkları 27 araç yakalandı. Yakalanan göçmen şahıslar ülkelerine iade edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Şüpheli 35 organizatör ise işlemleri yapılmak üzere adli makamlara sevk edildi. Göçmen kaçakçılığında kullanılan araçlar 7 Emin Otoparkı'na teslim edildi. Edirne Merkez Yüksel Yeşil İlkokulu Sınıf Öğretmeni Mesut Omcu öncülüğünde gerçekleştirilen ve okul velilerinden oluşan kitap kulübü 3. söyleşisini gerçekleştirdi.
Edirne Merkez Yüksel Yeşil İlkokulu sınıf öğretmeni Mesut Omcu öncülüğünde başlatılan ve velilerden oluşan kitap kulübü toplantıları devam ediyor. Çeşitli konular üzerinde tartışma yapan kulüp üyeleri bu haftada yeni bir etkinlikte bir araya geldi. Söyleşte kitap incelemesi ve film tartışmaları gerçekleştirildi. Etkinlikte Trakya Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Seda Donatbacıoğlu da yer aldı. Söyleşide günümüzde ebeveynlerin çocuklarıyla yaşadığı sorunları genelde günü kurtarmaya çalışarak çözmeye çalıştıkları, oysaki daha stratejik çözümler üretilmesi gerektiği açıklandı. Çocuklara öğüt vermenin yeterli zannedildiği, aslında çocukların ebeveynlerinin rol model aldığı ve ebeveyn davranışlarının niteliğinin önemli olduğu, çocukları eleştirmeden onlara güvenli bağ kurmanın önemi vurgulandı. Etkinlikte gerçekleşen söyleşide Doçent Doktor Seda Donatbacıoğlu, kendi yaşantısından da örnekler vererek kitap ve film incelemesine katkıda bulundu. Ayrıca çocuk gelişimi, ailelerin yaşadıkları sorunlarla ilgili olarak velilerin sorduğu soruları cevaplandırdı. Maalesef toplum bizim davrandığımız gibi gerçekten iyi insanlar, iyi koşullar yok. Dışarı çıkınca çok değişiklerle karşılaşmayabiliyorlar. Bunları birlikte çözmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Edirne Ticaret Borsası'nda günlük salon satışlarına göre fiyat listesi şöyle. Buğday yarı sert en düşük 8 lira 45 kuruş, en yüksek 9 lira 26 kuruş, ortalama 8 lira 72 kuruştan işlem gördü. Ayçiçeği yağlık ise en düşük 14 lira 30 kuruş, en yüksek 15 lira 90 kuruş, ortalama 15 lira 32 kuruştan işlem gördü. Edirne Ticaret Hayvan Borsası'nda günlük salon satışlarına göre fiyat listesi şöyle. Dana en düşük 125 lira 40 kuruş, en yüksek 169 lira, ortalama 153 lira 43 kuruş. Düve en düşük 125 lira 40 kuruş, en yüksek 146 lira 80 kuruş, ortalama 138 lira 50 kuruş. İnek en düşük 67 lira 20 kuruş, en yüksek 126 lira, ortalama 100 lira 49 kuruş. Koyun en düşük 66 lira, en yüksek 96 lira, ortalama 86 lira 70 kuruş. Kuzu en düşük 145 lira, en yüksek 155 lira, ortalama 148 lira 62 kuruştan işlem gördü. Güneş Optik ve Edirne Ziraat Odası hava durumunu sunar. Edirne'de yarın hava az bulutlu olacak. Hava sıcaklığının en düşük 0, en yüksek 12 derece olması bekleniyor. Edirne Ziraat Odası ve Güneş Optik hava durumunu sundu. Edirne'de bu geceki nöbetçi eczaneler şöyle. Talat Paşa Mahallesi, Uzun Kaldırım Caddesi, Kırmızı Gül Sokak'taki Sözer Eczanesi. Fatih Mahallesi, 1. Murat Devlet Hastanesi karşısındaki Nar Eczanesi. Serbest piyasada dolar 29 lira 5 kuruştan, euro 31 lira 77 kuruştan alıcısına ulaştı. Altın 1889 lira 82 kuruştan sahibini buldu. Borsa İstanbul 7851 puandan işlem gördü. Bültenimiz burada sona erdi. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına mutlu akşamlar diliyorum.